Öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizinle Dil Bilek projesi hakkında konuşacağız. Living Lab nedir? Living Lab, Türkçesi yaşam laboratuvarı diyoruz. Yaşam laboratuvarı derken de kastettiğimiz girişimcilerin projesi olan, fikri olan, ürünü olan insanların yeni teknoloji ve hizmetlerini deneyimleyecekleri ve geliştirebilecekleri bir ortam. Burası Başakşehir Belediyesi'ne ait bir yer. Başakşehir Belediyesi bu bina dışında kendi ilçe sınırları içinde geliştiren ürün ve hizmetleri test edebilecekleri ortamları da sağlıyor. Yani örneğin siteler olabiliyor, aile sağlık hekimlikleri olabiliyor ya da alışveriş merkezleri olabiliyor. Yani bütün bu imkanları girişimcilerin yeni ürün ve hizmetlerini test etmeleri için sağladığı ortam. Dolayısıyla geliştirilen ürün ve hizmetler aslında tüketiciyle birlikte test edilerek birlikte geliştirilen bir ortam burası. Onun için Living Lab deniyor, yaşayan laboratuvar. Living Lab Başakşehir'e has bir terminoloji değil. Dünyada 380 tane Living Lab var. Ve bu Living Lab'ler aslında Avrupa Birliği Teşkilatı'nın altında ENON adında bir organizasyon tarafından yürütülen bir network, yani bir ağ aslında. ENOL'un açılımı ise European Network of Living Labs. Dünyada bunlardan şu anda 380 tane var ama her sene 40-50 tane bu şekilde belediye buraya üye oluyor. Biz Türkiye'nin ilk Living Lab'iyiz. Ve bilişim teknolojileri ve tasarım alanında ki projelere destek veriyoruz. Bizim Living Lab'imizin başka bir özelliği daha var. Ürün ve hizmet geliştirme dışında bu konularda, yani teknoloji, kaliteli yaşam, tasarım vesaire gibi konularda biz aynı zamanda 7'den 70'e eğitim programları hazırlıyoruz. Bütün vatandaşlar gelip burada bizim eğitimlerimize katılıp bilgi seviyelerini ve girişimcilik ruhlarını burada geliştirebiliyorlar. Bunların bir kısmı bizim elçimiz oluyor. Onlar da eğitim alanlarda daha sonra daha küçük çocuklara mesela eğitim verebiliyorlar. Burası halka açık bir yer. Dolayısıyla okul ziyaretleri yapılabiliyor. Vatandaşlar gelip gezebiliyorlar. Ve buradaki yeni teknoloji, sergilenen yeni teknolojileri ve ürünleri test edebiliyorlar, görebiliyorlar. Ve ufuklarını geliştirebiliyorlar. Dolayısıyla burası böyle bir ortam. Sadece Başakşehir ilçesi değil, değişik bölgelerde insanlar da gelip ürünlerini burada sergileyebiliyorlar. Sizin aşağıda gördüğünüz ürünlerin bir kısmı burada geliştirilmiş, bir kısmı ise başka yerde geliştirilmiş. Fakat yenilikçi, teknolojik ürünler olduğu için biz onlara bu imkanı, Başakşehir Belediyesi böyle bir imkan sağlıyor. Living Lab özetle böyle bir yer. Yani bu sistemden aslında öncelikli faydalananlar yeterli imkanı olmayan, böyle bir ortam arayan girişimciler, yeni projelerini destek aramak isteyen insanlar oluyor. Bunlar hem Başakşehir'de olabiliyor ya da İstanbul'un başka bölgelerinde olabiliyor bu insanlar ya da Türkiye'nin başka yerlerinden gelip burada çalışma yapabilen insanlar oluyor. Ya da çalışma yapmak istemiyorsa bile ürününü sergilemek isteyen herkese kapımız açık. Yalnız dediğim gibi bilişim teknolojileri, tasarım ağırlıklı konular olması gerekiyor. Yani biz burada tarımla ilgili, eğer teknolojik bir ürünse, bilişimle ilişkiliyse onlar da buradan tabii faydalanabiliyorlar. Onun dışında gençlerimiz buradan rahatlıkla faydalanabiliyor. Okuldan çıkıp gelip burada çalışma yapabiliyorlar. Eğitimlere katılabiliyorlar. Buradaki ofis ortamını kullanmak isteyen bütün girişimci ruhlu gençler, yaşlılar, yaş fark etmiyor, bayanlar burasını kullanabilirler. Herkese açık bir şey.
aynı zamanda da test ortamı arıyorlarsa, ürünlerini test etmek isteyen insanlar burada çalışmasalar bile bizim aracılığımızla, Başakşehir Belediyesi aracılığıyla test ortamlarından faydalanabiliyorlar. Biraz önce söylediğim gibi sitelerde, yani vatandaşla ilgili bir ürünse orada test edebiliyorlar. Belediyecilikle ilgili bir ürünse belediye kendisi test edebiliyor. Dolayısıyla böyle bir imkanımız var. Yani siz de isterseniz, varsa bir projeniz, gelip burasından, buradan faydalanabilirsiniz. Öyle özetleyeyim. Başakşehir'de mi yaşamak gerekir faydalanmak için insanlardan? Şimdi biz sonuçta uluslararası bir network'e bağlı olduğumuz için kendimizde sadece bir ilçe içerisinde sınırlamak istemiyoruz. Tabii ki ilçemizdeki kendi vatandaşlarımız, girişimcilerimiz bu konuda bizden destek alabilirler. Onlara kapımız her zaman açık. Ama biz aslında bir rol model olup tüm Türkiye'ye örnek olmak istediğimiz için herkese kapımız açık. Dolayısıyla şehircilik modellerinde üretilebilecek her yeni teknoloji için biz kendi kurumumuzda, Başakşehir Living Lab'de girişimcilerimize her manada destek olabilir durumdayız. Dolayısıyla bir ilçe sınırlamamız yok. Kurumumuz Türkiye genelinde herkese açık. Yeter ki kullanılabilir, yaşatılabilir bir proje olsun. Girişimciliği nasıl destekliyorsunuz belediye olarak? Şimdi girişimciliğe nasıl destek oluyoruz? Zaten böyle bir kurumu açtık. Yani şurası Başakşehir Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Merkezi. Biz diyoruz ki girişimcilerimize, yeni mezunlarımıza, startup firmalarımıza, bir yeni teknolojiniz varsa, yeni bir şey ürettiyseniz ya da var olan teknolojiye bir şeyler eklediyseniz inovatif olarak, gelin bizim kurumumuzda biz size masanızdan sandalyenize, bilgisayarınıza kadar, internetine kadar ortam sağlayalım. Teknolojinizi burada üretin. Teknoloji tabii üretmek sadece yeterli olmuyor. Bu teknolojinin de bir test pedinden geçmesi gerekiyor. Bir test ortamının olması gerekiyor. Biz aynı zamanda diyoruz ki siz teknolojisini bitirdiğinizde biz ilçemizdeki 350 binlik bir nüfus içerisinde size bir pilot bölge verelim. Siz teknolojinizi burada deneyin ve buna göre aldığınız feedbackler doğrultusunda teknolojinizi daha da geliştirebilir durumda olabilirsiniz. Hatta belki de ticari hayatına direkt buradan başlayabilir durumda olabilirler. Tabii var. Bir tanesi belediyenin akıllı çöp sistemi var. Yani yeni çöp sisteminde içinde kullanılan sensörler sayesinde yerin altındaki çöp bidonlarının doluluk oranı ölçülüyor. Ve belli bir doluluğa geldikten sonra bu bilgi merkez kanalıyla, yani Başakşehir Belediyesi merkezi kanalıyla temizlik işleri de görevli çöp toplayan kamyon şoförlerine gidiyor. Kamyon şoförlerinde hepsinde şey var, iPad var. Dolayısıyla wireless ortamda, yani GSM ortamında hangi çöp tenekelerinin dolu olduğu gösteriliyor. En yakın kamyonların rotası o şekilde planlanıyor. Dolayısıyla hem verimli bir çöp toplama sistemi sağlanmış oluyor, hem de yakıttan ve iş gücünden de tasarruf sağlanmış oluyor. Belediye açısından faydalı bir çalışma. Bir tane daha çalışmamız var. Mesela örnek verebileceğim mobil sağlık uygulaması diye. Girişimcilerimizin geliştirdiği aşağıda gördüğünüz bir çanta var. O çantanın ağırlığı yaklaşık 5 kilo. Ama içindeki cihazlarla herhangi bir ortamda, yani cep telefonu çektiği her ortamda siz 30 üzeri sağlık parametresini 5 dakika içinde ölçüp cep telefonunuza ya da tabletinize ya da bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Bunların içinde kolesterol, şeker, tansiyon, nabız gibi hayati önemi olan 31 tane şey var, parametre ölçülüyor. Bunun amacı da aslında vatandaşların bilinçlenmesini, kendi sağlıkları ile ilgili hızlı ve kolay bilgiye erişmelerini sağlamak için. İsterse vatandaş bunu evine de kurabilir. Basit kullanım şekli var.
Mesela böyle bir ürünümüz var. Bunu belediye şu ana kadar yaklaşık 30 bin kişiye uygulamış durumda. Bu çantalardan birer tane, ikişer tane alışveriş merkezlerine koyup işte insanlar 3-5 dakika içinde bu ölçümlerini yaptırabiliyorlar. Bizim bu merkezimizde de aşağıda bir tane çantamız var. Her gün insanlar gelip burada sağlık parametrelerini, sağlık değerlerini ölçüp ona göre doktora gitmesi gerekenler doktora gidiyor. İyi olduğunu görenler işte mutlu ayrılıyor gibi böyle bir ürünümüz var. Başakşehir Belediyesi ve teknoloji kullanımı bakışından bahsedelim. Biraz neler sunuyorsunuz? Burada yaşayanlara hani akıllı belediyecilik olarak neler sunuyorsunuz? Şu şekilde anlatabilirim. Şimdi zaten vatandaşlarımızla yapılan anketlerde çıkan çok önemli bir sonuç var. Başakşehir Belediyesi ile olan irtibatınızdaki en büyük özellik, en büyük kolaylık sizin için nedir dendiğinde biz her zaman Başakşehir Belediyesi'ne ulaşabiliyoruz diyorlar. Bu da aslında biraz da bizim mevcutta kurmuş olduğumuz teknolojik altyapıdan kaynaklanıyor. Niye diyeceksiniz? Şimdi birincisi sanki bir GSM operatörünün call center'ını düşünün. Aynı teknolojik altyapı ve aynı modelde biz kendi belediyemizde bir altyapı oluşturduk. Yaklaşık 15 tane agent'la bütün gün vatandaşlarımıza çağrı merkezimizden destek veriyor durumdayız. Yani aslında vatandaşımızın bize ulaşamama gibi bir sıkıntısı yok. Bu direkt telefon üzerinden. Onun dışında yine bize web sitemizde oluşturmuş olduğumuz online chat modeliyle istedikleri zaman bağlanıp agentımıza yazışarak sıkıntı problemlerini iletebilir durumdalar. Onun dışında yine e-mail yoluyla da bize ulaşıp istek talep şikayetlerini iletebiliyor vatandaşlarımız. Tabii bunları ilettikten sonraki sistemi de merak ettiğinizde şu şekilde anlatabilirim. Bir vatandaş tarafından gelen herhangi bir problem, istek, şikayet, talepte bu konu kiminle alakalıysa çağrı merkezi kaydı alıyor, ilgili müdürlüğe pas ediyor. Ondan sonra o müdürlük o konuyla alakalı çalışmalarını yapıyor ve çalışma başarılı bir şekilde bittikten sonra müşteri memnuniyeti açısından çağrı merkezinden vatandaşımız aranıp konu hakkında bilgilendiriliyor. Peki internet yaygınlığı ve ulaşımla ilgili çalışmalarınız neler? Şimdi Başakşehir Belediyesi ve Başakşehir Living Lab olarak 2012'den itibaren aslında biz internet altyapısını ilçemiz içerisinde belli bir noktaya getirmek için çok büyük çabalar sarf ettik. Living Lab projesi başladığında hedeflerimizden bir tanesi de ilçe içerisinde 1 gigabit internet altyapısına sahip bir ortam oluşturmak. Yani her vatandaş evinde 1 gigabit interneti kullanmak istiyorsa böyle bir altyapıya sahip olsun diye bir hedefimiz vardı. Ve bununla ilgili tüm operatörlerle aynı masada oturup çalışmalar yaptık. Bunun kapsamında 3 tane operatörle beraber ilçenin genelinde faz faz olmak üzere ilk etapta 26 kilometrelik bir fiber alan, daha sonrasında da 50 kilometreyi bulan bir fiber alan oluşturuldu. Şu an aslında vatandaşlarımız evlerinde 1 gigabit internet altyapısını kullanmak isterlerse bunu istedikleri operatör üzerinden alabilirler ve şu an yaklaşık 60 bin haneye denk geliyor ve bu dünyada tek diyebiliriz 1 gigabit internet altyapısını kullanan sayı olarak. Tabii biz sadece bununla da kalmıyoruz. Diyoruz ki biz sonuçta Başakşehir bölgesiyiz. Biz sürekli modern kentleşiyoruz. Bu modern kentleşme içerisinde bu fiber altyapının bir sistemle ilerlemesi gerektiğini düşündüğümüz için her yeni yapılaşmada ruhsatların içerisine fiber kanunu koyuyoruz. Yani fiberi yapılan inşaat içerisinde şart koşuyoruz. Dolayısıyla aslında bu akıllı şehircilik modelinde biz modern kentleşirken aynı zamanda teknolojik altyapımızı da ruhsatlar içerisine ekliyor durumdayız. Peki belediye olarak internet ve sosyal medyayı nasıl kullanıyorsunuz?
Şimdi artık tüm vatandaşlarımız neredeyse internette iç içe ve sosyal medyada da iç içe. Biz de olabildiğince vatandaşlarımızı yaptığımız etkinliklerden, duyurulardan, detaylardan, kutlamalardan bilgi sahibi edebilmek için sosyal medyayı olabildiğince iyi kullanmaya çalışıyoruz. Hatta Obama'nın kendi Amerikan seçimlerinde kullanmış olduğu bir sosyal medya programını biz de kendimiz ilçemiz içerisinde kullanıyoruz. Bu program ne yapıyor? Aslında sosyal medya içerisinde dönen Başakşehir hashtag'i ya da Başakşehir Belediyesi hashtag'i ya da sallıyorum o zamanki o konjonktördeki Başakşehir'i ilgilendiren bir hashtag ile alakalı sosyal medyaya düşen bir konuyu biz basın merkezimizde otomatik olarak algılıyoruz. Ve bunu sahipleniyoruz. İlgili kişi kimse kendisine verebilecek bir cevap var ise hemen anında o cevabı verip problemi, şikayeti, isteği, talebi, teşekkürü hakkında kendisiyle mutlaka irtibat içerisine geçiyoruz. Ve tabii sosyal medyayı çok sempatik bir kanal olduğu için biz de olabildiğince sempatik davranmaya çalışıyoruz. Yani daha resmi kurum havasında değil, video destekli, design destekli, vatandaşa daha samimi durabilecek modelde bir yaklaşım içerisindeyiz. Tabii ki biz şu an mevcutta kullanmış olduğumuz e-belediye sisteminde vatandaşlarımız vergilerini sorgulayabiliyorlar, vergilerini ödeyebiliyorlar, beyanlarını verebiliyorlar. Onun dışında imar sorgusu yapabiliyorlar. Biz bu tüm sistemi e-devletle entegre ettik. Yani aslında bir dijital imzası ya da bir mobil imzası olan vatandaş e-devlete girdiğinde Başakşehir Belediyesi logosunu tıkladığında yaklaşık 20'ye yakın hizmetten faydalanıyor olabilecekler. İster vergilerini sorgulayabilirler, vergilerini ödeyebilirler, imar sorgusu yapabilirler. Bunların tamamını biz e-devlet entegrasyonunda tamamlamış durumdayız. Peki son olarak lise hayat olarak hem TRT'de hem de blogumuzda teknoloji ve interneti gündem yapıp özgün içerikler üretiyoruz biz. Hani nasıl bir içeriği için olabiliriz sizinle? Yani bizim de aslında burada geliştirilen özgün içerikler var. Yeni teknolojiler, yeni hizmetler, uygulamalar. Tabii bu yeni içerikler biz de ürettiğimizde sizinle paylaşabiliriz. Dolayısıyla size de biz bir içerik kaynağı olabiliriz. Siz de bize bir fikir kaynağı olabilirsiniz. Yani böyle bir işbirliği tabii ki biz de mutlu oluruz yapmakta. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim.